Molar molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin. Ama buradan yine söylüyorum. Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk lirasıyla bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli yerli mücadeledir. Bu bir bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabı olacaktır. Türkiye'ye ekonomik savaş ilan edenlere, faiz lobilerine cevabını böyle verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde en yüksek oy aldığı Bayburt'a gitti. Teşekkür buluşmasında yaptığı konuşmanın büyük bölümünü dövizdeki yükselişe ayırdı. Bu ekonomik saldırıyı 15 Temmuz hain darbe girişimine benzetti. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı bağımsızlığımızı nasıl canımız pahasına savunduysak, bugün maruz kaldığımız ekonomik saldırılara karşı da ülkemizi aynı kararlılıkla müdafaa etmemiz gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin savaş uçaklarıyla bombalanması neyse, ekonomimizin kur faiz sarmalıyla kuşatılması da odur. Bankacılık ve istihdam alanında sıkıntı olmadığı halde yaşanan olumsuzluğu suni saldırılar olarak nitelendirdi. Son günlerde yaşanan olumsuzluklarda bu çarpıklığın farklı bir boyutudur. Türkiye'nin ne makroekonomik verilerinde, ne üretim gücünde, ne istihdam düzeyinde, ne bankacılık sisteminde en küçük bir sıkıntı olmadığı halde suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz. Gerçekten çok basit bir takım görüş ayrılıkları üzerine bina edilen bu saldırıların sebeplerinin çok başka olduğu açıkça ortadadır. Bu tarz yaklaşımlar sergileyen ülkelerle aramızdaki ilişkiler telafisi mümkün olmayacak zararlar görme noktasına gelmiştir. Erdoğan isim vermeden Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla tehdit eden ABD'yi uyardı. Ama konu Türkiye'yi köşeye sıkıştırıp egemenlik haklarımıza halel getirecek bir takım tavizler verdirmeye geldiğinde iş değişir. Kusura bakmasınlar. Bizim bu noktada kimseye eyvallahımız olmaz olamaz. Türkiye'nin Asya ülkeleriyle ekonomik alternatifler oluşturduğunu söyledi. Bu sürede Türkiye'nin yanında olanlar kazanacak dedi. İran'dan Rusya'ya, Çin'den kimi Avrupa ülkelerine kadar pek çok yerle farklı alternatifler konusunda önemli mesafeler kat etmiş durumdayız. Türkiye'ye güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan, Türkiye ile birlikte yol yürüyen herkes mutlaka kazanır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Bayburtlular da pankartlarla destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt ziyaretinde şehrin dört bir tarafındaki dolar mesajları dikkat çekti. Onlardan belki de en önemlisi şöyle: biz Bayburtlular reise dolar düşsün diye değil, vatan düşmesin diye oy verdik. Bir sonraki durağı Gümüşhane oldu. Çevre yolu açılış töreninde konuştu. Amerika'nın ekonomik tehditlerine sert cevap verdi. FETÖ'cü alçaklarla ilgili hiçbir adım atmayanlar kusura bakmasın bize hukuk dersi veremez. Bu millete tehdit dili, şantaj dili kullanamaz. Hele hele bu millete kabadayılık hiç sökmez. Tüm saldırılara rağmen Türkiye'nin ikinci çeyrekte de büyüyeceğini söyledi. Döviz kuru üzerinden ülkemize yönelik gerçekleştirilen tüm saldırılara rağmen İnşallah ikinci çeyrekte de büyümeye devam edecek. 2018 senesini yine rekor bir oranla tamamlayacağız.